Caz Gitar Dersi'ne hoş geldiniz. Bugün yine günün cümlesiyle beraberiz. Burada 3 tane farklı bebop cümlesi paylaştım sizlerle. Bu cümleler rin kurulduğu akorlar sol minör 7, do 7 altere ve fa majeliydi. Şimdi burada aslında tabii ki cümleyi de paylaşacağım sizle ama burada asıl anlatmak istediğim ilk çaldığım cümleyi internette bir yerde karşılaştım. Hoşuma giden bir cümle oldu. O cümleyi birebir aldım. Yani şu. Şimdi bu cümleden sonra buradaki mantığı farklı şekillerde yürüterek kendim iki tane daha cümle oluşturdum. Böylece kendim oluşturduğum zaman cümleleri daha fazla sahiplenmiş oluyorum. Zihnime daha iyi kazınmış oluyor. Benim olmuş oluyor artık o cümleler. Dolayısıyla da hatırda kalması daha kolay oluyor. Şimdi ilk cümleyi incelemek gerekiyor. Yani ben transkripsiyon mantığına da böyle yaklaşmanızı öneririm. Nasıl? İlk cümleyi aldık. Önce ne yapıyorum ben? Önce bu cümlenin geçtiği şu 5. pozisyondaki durumu çözmeye çalışıyorum. Tabii önce akorları bilmem gerekiyor. Sol, do altere ve fa majeli. Demek ki şu caged mantığıyla hani re olan yerde geçiyor. Dediğimiz pozisyonları adlandırdığımız durumun en son D, caged'in D'sinde geçiyor bütün mevzu. Tamam, güzel. Neler oluyor peki burada? Önce şu oluyor. Fa. Yani solü, sol minörü 7. derecesi. Yaklaşıyor. 7 bemol 3'e kromatik yaklaştı. 3, 5, 7. Gayet. Sol minörü 7.sinden aldı. Yapmadı da. Yaptı. Güzel. Ne yaptı? Tekrar. La yani 9, 7, 3, 5 yani tamamen akor sesleri. Sol minörün sesleri yani 7, 3'e kromatik yaklaşım 5, 7, 9, 7, 5, 3. Harika. Sonra şu anda do alteredeyiz. Do'da sol basıyor. Yani 5. sesi basıyor. 5, 1. Bütün olay şurada dönüyor zaten. Tonun dışında bir ses. Değil mi? Evet. Alteresi de zaten buradan geliyor aslında. Sol diyez. Yani diyez 5. 5, 1, diyez 5. 1 ve alt. Yani altereyi diyez 5'i kullanarak burada bize vermiş oluyor. Müzik.
fa. Dolayısıyla ilk cümlemiz bu şekilde çözümlenmiş oluyor. Çözümlendiği zaman ben şimdi bu diyez 5 yaklaşımını sevdim. Bu diyez 5 yaklaşımını başka bir yerde kullanmak istiyorum. Şöyle bir cümle oluşturdum. Şimdi burada sol minörü pas geçip sanki kocaman bir do 7 varmış gibi düşündüm. Yani 2 akor yerine 5 7'yi çaldım ki bebop'ta, yani cazın her türünde de son derece doğal karşımıza çıkan bir durum. Diyez 5'i de kullandım. Arpeji 11'lisinde katarak arpejini yaptım. Yani çok güzel. Taşımış oldum. Neden? Yani şunu kullanabiliyorum, bunu kullanabiliyorum, bunu kullanabiliyorum. Nedir bu dediğim? Bemol 9, 3, diyez 5. Yani başladığında unutmamak lazım. Yani şöyle ki. Değişiklikler yaparak toparlıyorum. O da aslında yani her hata bana yeni bir yaklaşımda öğretmiş olur. Gibi farklı tartımlarla da çalma şansım oluyor. Bir sonraki cümlede yine ilk cümlenin oldukça benzeri. Hatta ilk sol akoru aynı. Sonra dümdüz bir do 7 arpeji. 7, 5, 3, 1. Sonra do diyez diminişli arpeji.
neden do diyez demiş? Do 7 çalalım. Do'yu buradan 9 basalım. Tamam. Do 7 bemol 9. Daha önceki derslerde anlatmıştım bunu birçok defa. Do 7 bemol 9 aslında aynı zamanda do diyez demişti. Dolayısıyla buradaki bemol 9'u yani alteredeki bemol 9'u deminiş gibi düşündüm. Dolayısıyla normal do, do bemol 9, mi'deyim şu anda, fa'ya bağlamam. Çok sık. Neden? Majördeyim şu anda, fa'dayım yani. Fa, mi. Majör bir tonda blues scale çalarken majör blues scale'i 5. ses diyez alır.